Derya Fashion City'nin sunduğu Akdeniz'den Dalga Dalga programı başlıyor. Sanatçılarımızı tek tek davet ediyorum. Değerli sanatçımız Kemal Kuruçay, herkesin tanıdığı değerli bir sanatçımız, onu yerini almak üzere fotoğraf çekimi var. Dışarıda hayranları fotoğraf çekimi için geldi değerli hocam. Hocam hoş geldiniz. Buyurun hocam, şey verdim size. Evet. Değerli hocamız Kemal Kuruçay'da yerini aldıktan sonra şimdi de Tuba Erdem sanatçımız ve değerli misafirimizi davet ediyorum. Tuba hocam, şöyle alayım sizi. Hoş geldiniz. Ve hemşehrimiz çok değerli, yıllardan beri Mersin'i dışarıda temsil eden sanat adına ve her sene yine sanat adına Mersin çalışmalarıyla ilgili çalışmalarına sürekli ivme kazandıran bir sanatçımız Ecemit Edisoğlu. Ecemit Edisoğlu hemşehrimiz, onu davet ediyorum. Buyurun Ece hocam, şöyle sizi alayım. Ve genç sanatçımız, 80'ler dizisi ve birçok diziden tanıdığımız sanatçımız var. Tabii ki Kemal Zeydan. Kemal Zeydan da aramızda ve şu an yerini arıyor. Kemal arkadaşım şu buraya geldi size. Ve tabii ki yine çok yakından tanıdığımız, belki sizinle söyleyişe katılamayacak ama yine sizin tarafınızdan sık sık sohbet etme, fotoğraf çekme konusunda birlikte olmayı ihmal etmediğiniz bir sanatçımız var. Kemal Sofuoğlu, 80'ler dizisinden Kasap Bahtiyar. Onu da kısaca sizinle buluşturmuş olayım. Şu an kendisi de aramızda. Değerli Mersinliler, sanat deyince tabii ki Mersin'de birkaç il hemen akla geliyor. Bunlardan bir tanesi İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara, tabii ki Mersin de bunların arasında yer alıyor. Ve Mersin'de her sene biraz daha sanat kenti olma yolunda. Ve bu mekanların en önemlilerinden bir tanesi de ki tabii ki Forum AVM. Forum AVM'nin yönetimine, Forum AVM'nin işletme sahiplerine, müşterilerine ve ziyaretçilere de merhabalar, hoş geldiniz. Bu sanat etkinliklerine ev sahipliği yaptığınız için, sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Şimdi zamanınızı daha fazla almak istemiyorum. Tabii ki benim de ara sıra sizler adına sorularım olacak. Ama ben zamanı çok iyi değerlendirmek istiyorum. Yalnız değerli İstanbul meydan sahnesinin bugün saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir oyun olacak. Bileti alma fırsatı bulamayan, yerini ayırtma fırsatı bulamayan yer varsa, tabii ki yer kalmışsa hemen buradaki yetkili arkadaşlarımla diyaloğa geçip biletleri temin edebilirler. Çok güzel bir oyun olacak ve bu oyunu kaçırmayın derim. Bunları söyledikten sonra hemen şimdi ben yerimi alıyorum ve değerli sanatçılarımızla önce tabii ki ortaya oturttuğum bilinçli bir şekilde Kemal abime deniyorum. Kemal abi, Mersinlere ilk sözleriniz ne olabilir? Hemen ilk sözlerinizi alabilir miyiz? Efendim, biz devamlı oyunlarımızda
çekimlerde de, Mersin'de çekimlerimiz de oldu. Tiyatro oyunlarıyla da geldik. Hep ilgiyle karşılandık. Mersin gerçekten sanata çok duyarlı bir şehrimiz. O sıcaklığından herhalde kaynaklanıyor. Bizi her geldiğimizde bağırlarına basıyorlar. Bizim oyunlarımızı izliyorlar. Bize değer veriyorlar. Bizi alkışlıyorlar. Bu da gerçekten bizi çok mutlu ediyor sanatçı olarak. Sanatçının en büyük isteği zaten iyi karşılanmak, alkışlanmak. Bunun dışında isteyeceğimiz hiçbir şey yok. O yüzden istediğimizi verelim hocam. Alkışlanmak. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Mersin çok güzel bir şehir. Ben bu sene bir şeyde Erdemli'de kaldım. 10 gün. Bir arkadaşımın yazlığı vardı. Ben bayıldım. Hatta oradan ev almayı bile düşündüm. Bakalım inşallah öyle bir şey olursa biz de Mersin'de olacağız bakalım. Hocam siz bir ev alın ama şunu bilmenizi istiyorum ki Mersin'deki bütün evler sizin. Konuk severiz. Kapımızı çalıp gelebilirsiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli misafirlerimiz, Deniz Oral'ı merak ediyorsunuz. Tabii ki hemşehrimiz olarak hepimiz merak ediyoruz. Yolda geliyor. Hiç merak etmeyin. O da bizim söyleyişimize katılacak. Kemal Bey'in söylediklerine sonsuza kadar katılıyorum. Çok sıcak şehri, çok sıcak yapan insanları bizi çok güzel karşıladılar. Hepsine çok teşekkür ederiz. Ayaktasınız böyle, kusura bakmayın karşınızda böyle oturmak durumunda kaldık ama sizler bizim baş tacımızsınız. Akşam oyunumuzu bekliyoruz. Siz olmadan tiyatro olmaz. Biz olmayız. Birlikteyiz hep beraber. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Evet, siz ve biz beraberiz, güzeliz, çok iyi olacağız. Oyunla birlikte tiyatro ve sanatı sevdirerek, her tarafa yaygınlaştırarak görevimizi yapmaya çalışacağız. Siz de izleyici ve seyirci olarak da tabii ki görevinizi her zaman yapıyorsunuz. Ve şimdi hemşehrimiz Ecemi Dedisoğlu. Biliyorsunuz Ecemi Dedisoğlu en çok heyecanlanan sanatçımız. Çünkü sizlerle birlikte, Mersinlilerle birlikte hemşehri olarak olmasının ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyor. Ama o çok rahat. Siz de rahatsınız. Bir alkışlayalım onu. En çok. Evet, şimdi Ecemi Dedisoğlu ne söyleyecek acaba? Bugün merhaba herkese. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sizleri burada görmek çok güzel. Şimdi ben bugün burada misafir olarak oturuyorum. Ama aslında sizler gibi ev sahibiyim. Ekip arkadaşlarımla birlikte misafir olarak gelmeme rağmen çok sıcak karşılandığımızdan dolayı ev sahibi olarak da aynı zamanda çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. İnşallah akşam oyunda da görüşeceğiz. Komedi oyunumuzda hep birlikte eğleneceğiz. Uzun süredir İstanbul'da yaşıyorum. Tekrar Mersin'e bu sebeple ailemi görmenin dışında bu sebeple burada olmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk. Hepinize tekrar teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bizi temsil eden değerli sanatçımız Ecemi Dedisoğlu ve şimdi yine grubun en genç sanatçılarından bir tanesi. Seslenler dizisini birçok diziden de izliyorsunuz. Ama sanatçıların bazen dizideki görüntüleri gerçek görüntüleriyle örtüşmüyor. Ama siz de tanıyorsunuz Kemal Zeydan'ı. Kemal Zeydan da Mersinlerle ilk buluşmasının cümlelerini almak istiyorum kendisinden. Şimdi beni övdünüz mü, gömdünüz mü? Ben önce onu anlayayım da. sizi övmeye de gerek yok. Zaten hiç kimse göremez. Estağfurullah. Öncelikle bu sıcak karşılama için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu sanırım ikinci gelişimiz. Ben de bir yazlık beğendim ama daha genç olduğum için alamıyorum. Gerçekten sizi böyle görmek çok heyecan verici. Akşam da bu oyunu bu seyirciye oynayacağımı düşünmek daha da heyecanlandırıyor insanı. Ne diyeyim ki, daha fazla sahnede sizi güldürmek, şu an bütün heyecanımız eğlendirmek. Onun için sabırsızlanıyoruz. Sizin sorularınız olursa cevaplarım. Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu tür etkinliklerin emektarı diyebileceğimiz çok büyük emek sarf eden Kemal Zeydan arkadaşımdan sonra sözü şimdi Faruk Sofoğlu'na vermek istiyorum. Faruk Sofoğlu arkadaşımız acaba neler söylemek ister? Hem sanat adına, hem Mersinlerle buluşmak adına, hem de sahada çok çalıştınız. Onlarla ilgili söylemek istedikleriniz varsa izleyicilerimizle paylaşabilirsiniz. Öncelikle herkese merhaba. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biraz hava soğuk, biraz değil bayağı soğuk. Mersin şaşırttı beni. Bu akşam Yenişehir AKM Barış Salonu'nda güzel bir oyunumuz var inşallah. Gelmenizi isteriz. Çok eğleneceksiniz ki zaten ülke olarak biraz kötü bir süreçteyiz, gergin bir süreçteyiz. Bu yüzden hep beraber eğlenelim. Birlikte eğlenirsek daha güzel olacak gibi düşünüyorum.
Her zaman hayata atmak için sürekli beraber bir dayanışma içinde olmalıyız. Bu akşam sizleri bekliyoruz. İnşallah gelirsiniz. Güzel bir, keyifli bir oyun izlersiniz. Bu arada Deniz Oral, gözüm yollarda ama nerede? Geliyor mu? Peki, tamam. Deniz Oral da geliyormuş. Söyleyeceğim bu kadar. Ben de Mersin'de değilim ama Adanalıyım. Yakınım size. Değerli arkadaşlar, Kenan Sofoğlu'nun hem şehrimiz olduğunu zaten anlamışsınızdır. Bak bir dakika bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir saniye. Önce ne dedi? Kemal Sofoğlu dedi bak. Kemal Sofoğlu. Sonra dedim ki ikinciye ne diyecek? İkinciye doğru söyledi. Faruk Sofoğlu dedi. Üçüncüye dedi Kenan Sofoğlu. Ya. Kenan Sofoğlu hepimizin gurur duyduğu motosiklet yarışmacısıdır. Kesinlikle ama Faruk'a göre motor bulamadık. Ama hiçbir akrabalığım yoktur. Ama bir Türkiye'li olarak hakikaten gurur duyduğumuz bir arkadaşımızdır. Ve bütün isimler bizim. Bütün sanatçılarımız bizim. Bir şey daha söyleyeceğim, bir teşekkür edeceğim. Ece bizi burada misafir etti. Annesi Jale Hanım çok güzel yemekler yapmış. Ona bir alkışla sağ olsun, vallahi zahmet etti. Bizi evine davet etti. Güzel bir ziyafet çekti. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Deniz Oral geliyor. Ama ben dediğim gibi sizin de soracaklarınız var, merak ettikleriniz var. Şimdi ben mikrofonu izleyicilerimizin bulunduğu yere uzatacağım. Ve izleyicilerimiz kime soru soracaklarsa ismini söyleyerek sorularını yöneltebilirler. Soru sormak isteyen var mı? Evet, beyefendi verin. Kendinizi tanıtabilir misiniz? Zamanı hemen iyi değerlendirdim. Öncelikle bu değerli sanatçılar buraya getiren, bu anı bize yaşatan bütün organizasyonu teşekkür ediyorum. Bu değerli sanatçılar her zaman başımızın tacıdır. Tiyatro demek, gönüldaşlar demek, sevgi demek, saygı demek. Ben de bir tiyatro sever olarak sayın üstadımız Kemal Kurçay Beyefendi'ye ve diğer oyunculara da yeniden hoş geldin diliyorum. Bir soru rica ediyorum. Yani ondan rica ediyorum. Kemal Hocam, hep komedi üzerine tarzınız yıllardır takip ettik. Başka roller gelse nasıl düşünürsünüz? Yani bir korku filmi için ya da bir mafya babası olsa kabul eder misiniz hocam? Teşekkür ederim. Yeniden. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Sizin de böyle tiyatroya çok sıcak ilginiz var. Arkadaş bütün bizim resimlerimizi büyütmüş, imzalar aldı, isimlerimiz yazıldı falan. Her gelen sanatçıya, oyuncuya aynı şekilde davranıyor. Çok iyi bir arkadaş anladığımız kadarıyla. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii biz oyuncuyuz. Oyuncu komedi de oynar, dram da oynar. Ama bir kere komediyle başlayınca halk sizi hep öyle görmek istiyor. Biraz da yapımcılar da öyle görmek istiyor. Yoksa oyuncu her türlü rolü oynamak zorunda. Oyuncu deyince illa komedi oynayacağım, başka bir şey oynamayacağım diye bir şey söyleyemez. Çünkü oyunculuğun tanımında böyle bir şey yok. Oyuncu her rolü oynamak zorundadır. Ama öyle bir teklif gelirse inşallah oynarım. Korku filmi isterim vallahi çok severim gerilim. Filmlerini öyle bir gerilimde oynamayı çok istiyorum, çok da gerilim diye düşünüyorum. Evet. Evet, değerli izleyicilerim, mikrofon nerede? Sizin sorunuz var, buraya verebilir misiniz? Biletler ne kadar? Biletler ne kadar? Bir dakika, ona ben cevap vereyim. Hemen yönlendireceğim. Biletlerimiz ne kadar abi? Ya biletler 50 lira. 3 ara, 2 bedava. Evet. Yani burada ilk 10 müracaat olursa indirim yapabilir. Bakın orada arkadaşım, bilet arkadaşım. Kardeşim senin ismin ne? Ay, Fırat Doğan. Kimle geleceksin sen? Annemle. Tamam, senin biletin bizden. Tamam. Sen gel. Tamam mı? Başka sorun mu vardı da? Yok. Ya o kadar ciddiydi ki kemahtan al. Biraz daha zorlarsan üstüne ne kadar para alacak? Yok, 2 kişiysen tamam. İki kişi sen. Akraba değil kimse değil mi? Ha, tamam. Ben sizi yere gittim. Bekliyorum. Ben çok seviyorsun. Tamam. Teşekkür ederim. Başka soru sorulan arkadaşlar. Oradan sorular. Evet, biletlerle ilgili başka soru istemiyorum arkadaşlar. Bilet 50 lira.
ama şey anlamında yok tabii, ben de şaka yapıyorum zaten. Onun dışında merak ettiğiniz bütün soruları cevaplandırmak üzere sanatçı arkadaşlarımız burada. Öncelikle merhaba efendim. Sorum Kemal Hoca'ya olacak. Kemal Hocam, size soru soracağım. Ben Fecri Kore, konservatuvar sınavı tiyatro bölümüne hazırlanıyorum. Lise son sınıf öğrencisiyim. Genç tiyatroculara önerileriniz var mı acaba? Elbette var. Konservatuvar sınavına gireceksin herhalde. Evet. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah kazanırsın. İnşallah. Sınava girmeden önce bence oku. Yani roman oku, tiyatro eserleri oku. Önüne ne gelirse sanatla ilgili oku. Okumanda çok büyük yarar var. İnternette bu arada bunun için çok elverişli. İnternette çok güzel temrinler var. Onları çalışabilirsin. Özel ders alabilirsin. Uygulamadan özel ders alabilirsin. Ama dediğim gibi bir sanatçının kültürel olarak bir kere çok yüksek düzeyde olması gerekiyor. Sınavda bu tür sorular da soruluyor. Onun için kendini sınava iyice yetiştirmen gerekiyor. Genel kültür başta olmak üzere. Yetenek de çok önemli. Ama yetenekle birlikte eğer kendini geliştirirsen şansın artabilir. Teşekkür ederim hocam. Bir sorum daha olacak. Peki genç tiyatrocular ya da tiyatroya yönelmek isteyen arkadaşlarımızla ilgili bazı teşvikler verir misiniz? Nasıl bir teşvik? Mesela tiyatroyla ilgili öneriler ya da kalkınma, tiyatronun kalkınmasıyla ilgili. Yani öyle bir kurum varsa hani gelir orada çalışırım hiçbir şey ücret talep etmeden. Hakikaten ciddi söylüyorum. Yani ne kadar benden ne yardım isteniyorsa ben üstlenebilirim. Maddi olarak da olabilir, maddi olmadan da olabilir. Her türlü çünkü biz kendimize artık tiyatroyu adadık. Bu arkadaşlarla beraber biz bu herhalde bizim 50. turnemiz. Bu sene 50. turnemiz. Her gün bir ildeyiz. Evimizi falan unuttuk. Yollarda geçiyor zamanımız. Bu da tiyatroyu sevdiğimizden dolayı. O yüzden tiyatroya aşık olan insanlar olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız. Ne istiyorsanız bizden. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizin de. Başka soru soran arkadaşlar. Tamam. Böyle alayım. Ben Ali Oğuz. Hoş geldiniz Mersin'e. Şimdi zengin kız fakir oğlan rüşvetçi Kemal abi. Bu rüşvet işi nasıl oluyor? Bu zengin kız fakir oğlan. Bir onu öğreneceğim. Bir de siz bildiğiniz işi yapın. Rahmetli Levent Kırca'nın vasiyetini yerine getirin. Onun yolunda devam etmeye uğraşın. Tabii rahmetli Levent Kırca bizim büyüğümüz, hocamız, üstadımız. Kendisini ben ve bütün arkadaşlarım gerçekten çok sever. Ona çok büyük saygımız var. Bir kere de Allah rahmet eylesin. Şöyle gerçekten şimdi biz tiyatro olarak insanlara ulaşmanın sevinci ve neşesi içindeyiz. Ne kadar çok insana ulaşırsak biz o kadar mutlu oluyoruz. Zengin kız fakir olandaki rüşvete gelince rüşvet iyi bir şey değil. Kimseye şey yapmam. O bir neydi? İşte biz zenginlik, işte güldürmek, eğlendirmek için rüşvet tabii ki iyi bir şey değil. Allah kimseye o duruma düşürmesin. Sağ ol. Teşekkürler. Arkadaşlar mikrofonu hanımefendiye uzatabilir misiniz? Merhaba, oraya gelebilir miyim? Oradan sorunuzu sormanız mümkünse daha. Ben geleyim oraya. Hepiniz hoş geldiniz, şehrimize renk kattınız. Ben bir Mersinli olarak sizlere cezerye ikram etmek istiyorum. Gerçi cezeryenin tadı sizin tatlılarınız yanında pek tatlı olmayacaktır ama... Onun için mi söylediniz bu kadar? Tabii ki gelebiliriz. Cüsenizden belli zaten. Evet. Halaya bak. Ece Hanım, siz söyleyin. Yani soru sorulmadığı zaman biz değerlendirelim. Değerlendirelim. Tamam. Ben zaten severim konuşmayı. Mustafa Müderrisoğlu'nun kızıyım ben zaten. Haliyle tanıyan bilir. Şöyle, ben böyle bakıyorum. Etraftan çok tanıdık yüzler var. Görüyorum. Hepinize böyle tek tek karşı göz yapıyorum. Hoş geldiniz diye, ama bir kere de buradan söylemek istedim. Tanıdığım insan
insanlara sevgimi gönderiyorum. Onun dışında hiç tanımadığımız bir sürü insan da var burada. Aramızda olmanızdan dolayı çok mutluyuz. Biraz önce Kemal Hoca da söyledi. Bizleri besleyen şey sizlerin varlığı, alkışı, yanımızda olması. O yüzden bu anlar bizim için çok değerli. Tiyatro, daha doğrusu sahne sanatları bir tutku, bir aşk olduğu için bu küçüklükten başlayan bir şeydi benim adıma. Kendimi bildim bileli ben sahneyle yoğruldum. Tiyatro, dans bu şekilde yaşımı söylemeyeceğim ama bu yaşa kadar hep sahnedeydim. Tiyatro ile ilgilenmek isteyen neydi ismin? Fecri. Sen ve senin gibi arkadaşlar için aslında en güzel şeyi Kemal Hoca söyledi. Yani bol okumanız lazım. Bol izlemeniz lazım. Şu an özel bir ders alıyorum zaten. Ya hocalarım hep konservatuvar tiyatro mezunu. İstanbul Üniversitesi konservatuvar tiyatro mezunu hocalarım. Özel dersler aldığımdan dolayı devamlı okuyorum. Yani bu açıdan bayağı bir şanslıyım. Bol izlemeniz de lazım tabii yani. Oyun izlemek, oyun okumak. Evet. Bu anlamda eğer gerçekten gönül verdiyseniz bu işe, hiçbir işin kolay olmadığı gibi bu iş de kolay değil. Sahne sanatları ayrıca bir başka bir alan. Yani bunun için gerçekten gönül vermek gerekiyor. Kesinlikle. Böyle. Mersin'de tiyatroya nasıl başladınız? Mersin'deyken, Mersin doğumluyum ben. 1980 yılında Mersin'de doğdum. İlk başta dansla başladım hayatıma. Dans ederek başladım. Sonra üniversiteye gittiğimde Cezaryi geldi. Farukcuğum. Bunu senin önüne doğru şöyle. Niye benim önüme veriyorsun? Yani haliyle şimdi aramızda. kendimi bildim bileli ben dans ettim, şarkı söyledim. Eskiden TRT Çocuk Korosu'nda da şarkı söylüyordum. Daha sonra tiyatro yaptım. Üniversitede dans kulübü, tiyatro kulübü derken bu yaşa getirdik bu işi. Ama gerçekten çok emek lazım. Hiçbir şey kolay olmuyor. Kolay olan şey de zaten çok çabuk geri kaybediliyor. Çok uzun emekler var. Hepimizin öyle aslında. Buraya bu şekilde gelmek, belli bir seviyeye gelmek için gerçekten çok özverili olmak gerekiyor. Sanat bunu gerektiriyor zaten. Ama ben geçmişe dönüp baktığımda her şeyden yana çok mutluyum. Bulunduğum noktadan da çok mutluyum. Aranızda olmaktan ayrıca Mersin olarak zaten mutluyum. Çok teşekkür ederim Ece Arkadaşım. Kemal Hocam şimdi gençlik döneminize götürsem, yani tiyatroya başladığınız yıllarda ilk adımı attığınızdan bu yana böyle kısaca gençlere... Biraz geç başladım tiyatroya. Ben üniversitede işletme bölümünü kazanmıştım. İşletme bölümünü okurken Ankara ODTÜ'de bir tiyatro şenliği düzenlendi. Benim arkadaşım da bir oyunun yönetmeniydi. Ondan sonra, hadi bu rol var dedi, sen oynar mısın dedi. Hatta dede rolüydü. Ondan sonra ben de böyle şey, korbo, çizmeleri, dar pantolon falan dede oynadım. Şey yapıp pudroyla. Fakat o oyuna TRT geldi, çekim yaptı. Allah bana denk geldi, o kadar tiyatro varken benim sahnem çekildi yani. Ya düşünebiliyor musun? En kötü oyun da bizim yönümüzde yani. Ciddi söylüyorum. Ay benim bir hoşuma gitti, millet alkışlıyor, işte seni gördük televizyonda bilmem ne falan. Yani ben tiyatrocu olayım. Ondan önce de böyle akrabalarını falan diyordu ya, sen bir konservatuar falan. Ondan tekrar ben üniversite sınavlarına girdim. Bir tercihe fakülte tiyatro bölümünü kazandım. Oraya işte üçüncü sınıfı kadar okuyabildim. Ayrılmak üzerinde kaldık. Sonra özel tiyatrolarla başladık. Bugüne geldik. Şimdi İstanbul Meydan Sahnesi Genel Sanat Yönetmeni Fatih Muhida, pardon neydi biz her şey isimleri karıştırıyoruz. o daha iyi biliyor. İstanbul Meydan Sahnesi 2006'da kuruldu. 18 Mart 2006'da. Tabii daha önce birçok tiyatrolarda çalıştık. Daha sonra kendi tiyatromu kurdum. 12 yıl oldu. 12 yıl Türkiye'de ve Avrupa'da en çok oynayan tiyatroyuz şu anda. Bütün oyunlarımız hemen hemen çıkardığımız sahneye koyduğumuz oyunlar 4-5 yıl sürmekte. Evet. 2012'de, pardon 1998'de İstanbul'a ilk gittiğimde tiyatroya başladığımda Deniz Oral'la başladım.
tesadüf yani. Bir Adanalı, bir Mersinli orada buluştuk. Hemen hemen 98'den bu yıla kadar, bugüne kadar sesini zevkle, keyifle dinlerim. İnanılmaz güzel bir sesi var. Çok güzel bir sesi var. İnanılmaz. Anlatamam size. Yani bakın, birazdan söylerseniz söyleyeceksiniz bana. Şimdi biraz uzakta oturuyor ablam şeyde, Viyanşehir'de. Onun için geç geldim, kusura bakmayın, özür diliyoruz ama buradayız yani, hareketimizdeyiz. Özlemişiz Mersin'i de. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Sağ olun. Mersin'le hemşehrilerimize, tiyatro sevenlere, forum ziyaretçilerine ne söylemek istersiniz İdiniz Hocam? Valla bu güzel insanlara bir şey söylemeye gerek yok ya. Yani ben burada büyüyüp yetiştiğim için halkımın arasında bulunduğum için çok mutluyum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiniz. Akşam da oyuna bekliyoruz inşallah. Evet. Kendinizi tanıtın. Ben Mersin'im, burada doğdum. Mikrofonu biraz uzatın. Evet. Mersin'im, burada doğdum, büyüdüm. 20 senedir Mersin'de tiyatrocuk, yardımcı oyunculukla. Semir hocamız da tanıyor, sağ olsun bizleri. Hoşçakalın. Evet, ben memurum da kendim. 112'de çalışıyorum. Bir gün çalışıyorum, 3 gün izin. Bu 3 günümü durmadan tiyatroyla ilgileniyorum. Boş durmuyorum. Ne güzel bir şey. Bir gün çalışım, 3 gün yatmak güzel ama ben de öyle bir iş istemiyorum. 24 saat Fosfos İsmail, Fosfos Arif derler bana. ben kafama takılan hocam, burada ünlü olup yani neden başka şehirlere, İstanbul'a gidiliyor? O kafama takılıyor. Ünlü olduysa burada neden devam edilmiyor? Neden hep İstanbul'da? Özlem duyuyoruz. Kafama takılan. Ben de istiyorum ki ben de İstanbul'da gideyim ama gitmiyorum. Evet. Şimdi maalesef sektörümüz İstanbul'da. Yani İstanbul dışında bu sektörde tabii dizi ve sinema sektöründen bahsediyorum. Yani tiyatrolar her yerde var. Ankara'da da var. İzmir'de de var. Devlet tiyatroları, şehir tiyatroları her yerde var. Oralarda da tabii ki çalışılabilir ama sinema ve dizi sektöründe maalesef ülkemizde zaten çok fazla altyapısına yatırım yapılamıyor. Yapılmadığı için de tek bir şehirde, büyük metropolde toplanmış durumda. Dünyada da aslında böyle ama dünyada tabii daha çok yatırım yapıyorlar sektörlere. Bizim ülkemizde maalesef çok fazla olamıyor. O yüzden büyük şehirler dışında daha çok tiyatro, işte kendi oluşumlarını oluşturuyor insanlar. İşte okulların, belediyelerin kurslarında veya işte tiyatro gruplarında bir şeyler yapılabiliyor. Yani burada ünlü olup oraya gitmek diye bir şey yok. Orada ünlü olmuyor. Evet, ödül alalım. Ödül alalım. Engelli arkadaşlarımızın temsilcisi, tabii ki engellilerin her zaman bizim aramızda çok değerli yerleri var. Sırat adında da başvuruyor duruyorlar. Okan, senin soracağın var mı? Şu anda Akdeniz Belediyesi'nde çalışıyorum. Tiyatroyla uğraşıyorum. Oyunla uğraşacağım. Şimdi tek kişilik oyun şey yapıyorum, yazıyorum. Abimi tanıyor zaten. Bu abimi tanıyor. İsim neydi? Kemal Kuruçan. Kemal Kuruçan. Yok şey Kemal Baba ya. Faruk Hocam. Şey. Hocam değil mi? Evet, Kemal Kuruçan. Kemal Kuruçan. Kemal Hocam. bugün izledim, filmini izledim. Bir TRT'de izledim. Senin kız vakit oynuyor. Evet, onu izledim. Üçkaççı oynuyor. Evet, üçkaççı. Evet, üçkaççı oynuyor. Çok güzel oynuyor. Hayatını yaşıyor yani. hayatını yaşıyor. Tiyatroda bir şey vardır. Anı yaşamaktır. Evet. Tiyatroda. Yani çok teşekkür ederim. Deniz Hocam'ı da tanıyorum zaten. Deniz Hocam da beni tanıyor zaten. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Sizin böyle çalışmalar için devam et. Sağ olun çok. Okan, hemen Ece Hanım'ın annesiyle mikrofonu ver. Peki, bu da şöyle ver. Evet. Elbette, yani kızım ve ekibin tamamını burada görmüş olmak benim için çok büyük mutluluk. Buradan önce
bizim evde o hasreti giderdik. Şimdi de burada devam ediyoruz. Peki çocukluğunda, genç kızlığında yani böyle anekdot olarak paylaşmayabiliriz. Siz paylaşmak isterseniz var mı öyle bir şey? Siz yani de... doğuştan sanatçıydı diyebilirim. Çok ilgisi vardı. Onu da geliştirdi. Çok mutluyuz, gurur duyuyorum kızımla. Herkese hoş geldiniz diyorum. Çok mutlu olduk gelişinizden. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, sorusu olan varsa mikrofonumu yollayacağım. Var mı sorusu olan? Hepinize tekrardan merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz. Şöyle gidiyseniz. Tabii. Deniz Hocam da gelse ona da soracaktım da bu soru hepinize. Deniz Hocam burada burada. Duyar o, merak etmesin. Hepinize bu soruyu sormak istiyorum. Konuklarınıza sormak istiyorum. Herkesin gençlik dönemi oldu elbette. Çocukluk dönemi oldu. Çocukken sevdiğiniz karakterler oldu. Mesela benim yeğenim şu an bazı tiyatrocular özeniyor hala. Peki sizin özendiğiniz tiyatrocular ya da ünlüler var mı? Şu an onlarla beraber sahne aldığınız oldu mu? Benim vardı. Kenan Zeydan. Kenan Zeydan. Ben var ya, bak ne göz gibi. Ben hep Kemal abiye gülmüşümdür. Evet. Komik adam. Yani yolda yürümesi bile komik adam yani. Çocukluğumdan beri gülmüşümdür. Baba ben oyuncu olmaya herhalde Deve Kuşu Kavare'nin oyunlarını izleye izleye özendim, başladım. İlgim onlara çok büyüktü. Deve Kuşu Kavare'de işte Metin Akpınar, Zeki Alasya'nın, Yasir Ezdi ve onun gibi birçok çok değerli sanatçılar vardı ve çok güzel oyunlar oynuyorlardı. Yasaklar, Aşk Olsun, Beyoğlu, Beyoğlu. Herkese tavsiye ederim. İnternette küçük küçük sahneler var. Mutlaka izlemeliler. Ben onlara büyük hayranlık besliyordum. Herhalde onlardır benim ilk. Ben bu işi yapacağım. Ben oyuncu olacağım. Benim sebebim onlardır. Tabii ki birçok başka sanatçı var. Kemal Kuruçay var, Deniz Oral var, Faruk Sofoğlu var ama Ece Müderrisoğlu var. Bunlar çok hayran olduğum insanlardı ve çıkardıkları işlere çok hayranım. Teşekkür ederim. Sizi seviyoruz. Merhaba kardeşim. Ben tiyatroyu daha gencim arkadaşlara göre. Daha yeni işler. Otur Bergara'yla sevdim ama tiyatroyu bana Kemal Hocam sevdirdi. Ben tiyatroya onunla başladım. Çünkü sevginin dışında sabır sebat gerektiren bir durum var o sahnede. Bana bütün ne biliyorsa aktarmaya çalıştı. Şu an pişman mı bilmiyorum ama. Tiyatroyu otogargarayla sevdim. Ama bana işi sevdiren, işe dört elle sarılmamı sağlayan kişi Kemal Hocam oldu. Çünkü o büyük bir şanstı benim için. Buyurunuz hocam, şimdi bunca laftan sonra beni biraz översiniz. İçer Bölge Tiyatrosu'nu 80 yıllarından önceki lise astrubaydı. Kurdu, ben ilk öğrencilerden bir tanesiydim. Bundan sonra tabii benden çok genç olan arkadaş, evet, 73'te başladı. Deniz Hocam daha sonra, bizden sonra sanıyorum, çünkü yaş olarak da çok küçük. Ayhan Tandırer Hocam'ın selamı var. İsmet Kocaoğlu ve Süleyman Hocam'ın da çok çok selamı var. Bu doğrumuzu belirttiler. Önce emaneti size iletiyorum. Sağ ol. Hemen daha sonra da hocam, İçeride Evde Tiyatrosu, Mersin Evde Tiyatrosu'nu kısaca Mersin'deki tiyatro yarışımından çok kısa teşvik edici şekilde bazı bilgiler verirseniz çok sevdim. Yani o önemli taşlar benim için Bölge Tiyatrosu, Mersin, özellikle Mersin Bölge Tiyatrosu. Ben işte 10 yaşımda başladım Bölge Tiyatrosu'nda. Dediğim gibi Ayhan abi o zaman başındaydı. Ablam da benim o Bölge Tiyatrosu'nda oyuncuydu. Çocuk oyuncu lazım oldu. Beni aldı götürdü. Ben tiyatroya öyle başladım Mersin Bölge Tiyatrosu'nda. Sonra tabii yıllar geçtikten sonra Bölge Tiyatrosu'nu bırakamadık. Biz devam ettik. Çalıştık. Çocuk oyunları, büyük oyunlar. Bölgemizde devam etmeye çabaladık daha doğrusu. Ama Bölge Tiyatrosu'nu ben hiç bırakmadım. Ta ki işte profesyonel olarak Ankara'ya gidene kadar 1985 senesinde. Benim için önemli bir Bölge Tiyatrosu. Ve hakikaten Şehir Tiyatrosu kurulduğunda
ki öncülüğünü yine Ayhan abi yapmıştır Mersin'de. Kurucularındandır yani. Çok sevinmiştim. Ama kısmet olmadı tabii. Yani biz işte işimiz gereği Ankara'da, İstanbul'da olduğumuz için böyle bir şey olursa tekrar mesela Mersin'de yine tiyatro yapmaya devam edebilirim. Yalnız şunu bunun önünde getireyim. Tabii ki Deniz Oral'ın hiçbir zaman Mersin'le irtibatı kesilmedi. Bu sene liseler arası tiyatro yarışmasında bizzat hem konuk misafirimiz ama konuk değildi. Tabii Mersin'liydi. Fakat siz adet veriyorsun diye öyle diyorlar. Lisede bütün öğrenci ve grupları tek tek kutlayarak ödüllerini de birlikte verdik. Çok güzel bir şey oldu. Onun dışında da Türkiye Devletleri'nin tiyatro gruplarında da bazı şeyler oluyor. İçeride tiyatrosu ve diğer grupları ne zaman katkısına? Öncesi hemşehrimiz olarak benim arkadaşım bir soru sordu. İstanbul'a gidiyorsunuz, niye gelmiyorsunuz diye. İstanbul'a gidip gelmeyenleri var ama İstanbul'a gidip de buranı da kendi mahalleleri gibi haftada bir, ayda bir defa gelip etkinliklerde temsil edenler var. İnşallah bu zorlar böyle devam eder. Şimdi değerli son soruyu sizden alıyorum ve sürprizimiz var size. Öncelikle hoş geldiniz. Ben emekli öğretmenim. Mersin'e yerleştim. 10 yıldır Mersin'de yaşıyorum. Bu arada Karadenizliyim. Ben kısa ve öz olarak size bir soru sormak istiyorum. Yıllardan beri tiyatro sever bir insanım. Örneğin Ankara Sanat Tiyatrosu gibi bölgesel tiyatroları izleyen birisiyim. Ama tiyatroya ilgi bu sıralarda, bu yıllarda giderek düşmekte. Bunun nedenini siz nasıl açıklayabilirsiniz? Ben bunu sizden rica ediyorum. Tabii teknolojinin çok büyük etkisi var. Sinema ve televizyonun tiyatronun yerini alması çok hızlı bir biçimde oldu. Bunun dışında maalesef ülkemizin sanat politikaları yok. Hiçbir zaman olmadı, hiçbir grupta olmadı, hiçbir zaman ön plana çıkamadı bu. Halbuki tarih olarak düşünülen sanat bence ana damarı bu işin. Yani bir ekonomi de çok önemli, evet, işte ülkenin refahı da çok önemli ama sanat da çok önemli. Tarih değil. Ama maalesef ülkede buna vakit kalmıyor. Bunun dışında da dediğim gibi teknoloji, insanların hayat şartları, standartları bunlar çok etkiliyor tiyatroyu. Ama devlet tiyatroları, şehir tiyatroları, özel tiyatrolar işlerine devam ediyorlar. Ellerinden geldiğince sizlerle buluşmaya çalışıyorlar. Bizim sorumluluğumuz olduğu gibi sizlerin de seyirci olarak sorumluluğu var. Talep etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Siz talep ettiğiniz sürece çünkü biz geliriz. Geliriz yani. Teşekkür ederim. Çok açıklayıcı bir yanıt oldu. Sağ olun. Evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz hocam. Mikrofonu arkadaşımıza verelim. Merhaba Kemal abi. Ben Hamza Baykal. Ben engelliyim abi. Ve sizi çok seviyorum. Ve Zengin Kız Fakir Oğlan'ı da hep izliyorum. Çok seviyorum sizi. Bizi sizi de seviyorum efendim. Darılmayın. Ben biri bir şey söylemek istiyorum abi. Şimdi şöyle, siz darılmayın, beni biraz daha fazla seviyor. Şimdi ben de bu topluluğu en çok arkadaşı seviyorum. Yani ne yapayım, o beni sevdiği için. Sağ olun abi. Teşekkür ederim, sağ olun çok abi. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar, Deniz Oral sanatçı arkadaşımız, hemşehrimiz. Sesi çok güzelmiş. Faruk Hocam ısrarla sesinin güzel oldu. Yok, çok şey sesim rahatsız. Arkadaşlar bir kuble söyleyeceğiz sonra biz Ruslar'ın arkadaşlar oluyoruz. Finali de güzel yapıyor. Ben bir şey söyleyeyim, hakikaten hastalık da Faruk'un da sesi çok güzeldir. Kendisi de çok güzel şarkılar söylüyor. Bize her zaman söylüyor. Öyle müzikli bir yer bulduğunu zaten hem şiir oku, güzel bir şiir oku. Evet, o zaman akşam oyuna gelsinler, orada okuyalım. Hadi. Evet, olur. Yani ama hakikaten sesini... Çok teşekkür ediyorum, hakikaten hastayım. Şimdi arkadaşlar, sanatçı arkadaşlarımıza ısrar etmeyelim çünkü sesi çok önemli. Ses yerinde bir problem olursa sahnede problem yaşarız. Onun için sizleri oyuna bekliyoruz. Saat
20'de Ataköy Kültür Merkezi'nde İstanbul Meydan Sahnesi'nin oyunu var. Bilet almayan arkadaşlarımız bilet alabilirler ve sizi oralarda görmek isteriz. Hava da biraz soğuk. Oyuncu arkadaşlarımızın da çalışmaları, hazırlıkları var. Daha fazla tutmak istemiyorum. Önce belki vardır son cümleleri aldıktan sonra sizleri de uğurlayacağız. Beş gündür yollardayız biz. Her gittiğimiz şehirlerde dolu dolu salonlara oynadık. Bugün de Mersin'deyiz ve iki oyuncu arkadaşımızın memleketindeyiz. Umarım salonu boş bırakmazsınız bugün. İyi tiyatro her zaman seyircisine ulaşır diyoruz. Oyunumuz çok güzel, eğlenceli bir komedi. Hepinizi bu akşam saat 20'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi Barış Salonu'na bekliyoruz. Evet, şimdi de bizler Gökhan Gülşoval Açelya çok bilir. Ben Tuncay Tunç, arkadaşım Berkız Akkale, Deniz Oral, evet arkadaşımız. Hepinize sevgi, saygı sunuyoruz. Teşekkürler, sağ olun, var onları. Derya Fashion City'nin sunduğu Akdeniz'den Dalga Dalga programı sona erdi.